işe bunlarla başlayacağız. Bu pişene kadar zaten sosumuz çoktan hazır olacak. Ben hemen tavamın altını açtım. Tavanızı iyice ısıtın. Her zaman yaptığım en basit marineleme şeklini yapacağım. Şöyle 4 tanesini alalım. Tuzumuz, karabiberimiz olacak. Güzelce. Etlerinizi pişirmeden önce siz buzdolabından çıkarın. Yaklaşık bir 10-15 dakika dinlendirin, oda sıcaklığına gelsin. Öyle çok daha güzel olurlar. Üzerlerine direkt şu şekilde, hatta böyle hafif sapları da gelsin, yanınca kokuları çok güzel ortaya çıkıyor. Şu şekilde üzerlerine ben hemen taze kekik. Yine biberiyelerimden de şöyle bolca koyacağım üzerlerine. Ve tabii ki olmazsa olmazımız zeytinyağı. Aynı zamanda da baharatların üzerine yapışmasını sağlayacak. Güzelce masaj yapın etinize. Aynı işlemi arkası için tekrar edeceğim. Hem de bu arada etim de kenarda birazcık dinlenmiş olsun. Bu arada eti yaparken bahsedeyim hemen. Bunları tavada mühürleyeceğiz. Biraz kalın oldukları için içleri pembe pembe kalacak. Eğer o şekilde tercih etmezseniz ben bugün onu da görmeniz açısından öyle yapacağım. Fırınınızı 200 dereceye ısıtın. Sıradan bir fırın kabı alın. Bu kızartacağımız, mühürleyeceğimiz etlerimizi içine koyun güzelce. Sosunuz hazır olana kadar bırakın orada pişsin. Tabii ki üzerleri kızarmış olacağı için mutlaka folyo ile örtün. Böylelikle hani kızarmış yüzeyler tekrar tekrar yanmasın. Etlerimi tavama güzelce sıkıştıracağım. Altını hiç kısmayacağım. Şimdi sıra geldi beğendiğimize. Ben bugün en kolay tariflerimden bir tanesini seçtim. Onu uygulayacağım sizin için. Yapımı gerçekten çok basit. Bir tane şu şekilde bir sos tavası alıyorsunuz. Yaklaşık 3 su bardağı kadar oda sıcaklığında ya da soğuk süte ihtiyacımız var. Bir yandan da etlerime bakalım. Oo, çok güzel. İzler de çıkmış, harika. Hemen tavamın altını açtım. Tereyağı kabımı aldım. Şöyle nasıl diyeyim, 2-3 yemek kaşığı kadar. Ben patlıcanlarımı doğramıştım. Siz de bu şekilde küp küp doğrayabilirsiniz. Bunlar köz patlıcan. Bir yandan etlerimi kontrol ediyorum. Hepsi çok iyi bir şekilde mühürlenmiş. Bonfilelerim çoktan oldu bile. Hemen dediğim gibi bir tane fırın kabı alıyorsunuz. Etleri içine güzelce yerleştirin. Ben altına mutlaka yağlı kağıt sererim. İçinde biriken suyu almam çok daha kolay olur çünkü. Şimdi bunun üzerine bir tane folyo yardımıyla kapatacağım. Bunu yaklaşık 10-12 dakika sürecek. Sosumuz hazır olana kadar fırına gönderiyorum. Tavada az pişmiş olan etim bu şekilde çok daha iyi pişmiş, böyle orta hale alacak. Şöyle 4 yemek kaşığı da un koyacağım içine. Unumuzu kokusu çıkana kadar kavuracağız. İyice yedikten sonra sütü azar azar ekleyin. Böylelikle çok daha güzel olur. Hemen diğer kısmını da ekleyeceğim. Bu aşamada altını kısacağım. Tuz koyacağım içine. Ben muskat ekliyorum. Hani şöyle deriz ya, eser miktarda. İyice karıştırıyorum. Şimdi hemen patlıcanlarımı ekliyorum. Yine iki parti halinde ekleyeceğim. Şöyle hafif ezersiniz siz de eklerken. Sosum kaynamaya başladığı anda da içine rendelenmiş eski kaşar peynirlerimi ekleyeceğim. Sosum istediğim kıvama geldi. Siz de aynen bu şekilde yapın. Yandan şu fokurdamalar başladığı anda hemen kaşar peynirinizi yine ezerek içine yedirin. Bütün peynirlerin eridiğinden emin olun. Kıvamı da gerçekten harika oldu. Dokunarak hemen bakalım. Şu an orta pişmiş, yani içi pembe.
Beğendiğimizi son bir kere daha karıştıralım. İçine beğendiğimden dolduracağım. Hemen bonfilelerimden alıyorum. Biraz taze karabiber. Biraz da zeytinyağı.